Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu Rabi ve Seb'une min Fethi Babil İnaye. Bugün Fethi Babil İnaye kitabının 74. Kitab-ı Taharet'in 74. dersini okuyoruz. Ve delillu ala cevazi meshil cebireti. Cebire üzerine meshin cevaziyle ilgili delil. Ma ravahu İbn-i Mace. O hadis ki İbn-i Mace onu ne etmiş? Rivayet etmiş. İbn-i Mace'nin vefatı 273. Doğru. Vel Beyhaki. Beyhaki o hadisi rivayet etmiş. O da vefatı kaç? 458. Ve Darekutni'yi. Darekutni rivayet etmiş. Vefatı kaç? 385. An Ali'yin keremallahu veç. Ehud'dan rivayet etmişler. Hazreti Ali'nin vefatı kaç? Hicri 40. 40'e. Ennehu kal. Allah'ın Resulü ennehu Ali demişti. Radiyallahu anhu. İnkesere ahadu zendeyye. Zend bu oynak yerinin iki tarafı. Bilek mi artık? Bileke. Bileke. Bak burada iki kemik var. Zenden bak bu iki zendimden biri ne oldu? Bak bu kor. Bu kürsü, kemik. Bu kemik var ya burada. Bu iki kemik, bu kemik yani bu kol iki parçadır. Zen bu ile bu. İnkesere ahadu zendeyye. İki zendimden biri ne oldu? Kırıldı. Kimi kırılmış? Biri mi orada? Yok. Hazreti Ali diyor, benim iki zendimden biri kırıldı. Kendisini mi kastediyor? Benimki he. Zendeyye uya mudafu ileydi. Benim iki zendimden biri kırıldı. Feseltu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne dedim benim zendim kırılmış, bağlamışız. Cebiret koymuşuz. Nasıl namaz kılayım diye sordum. Fe emereni en emseha alel cebireti. Bana emretti. Dedi cebiretin üstünü ne et? Mesya et. Ve zendu zen nedir? Mefsilu tarafi zira'i. Taraf bak zira budur. Tarafi budur. Mefsilu tarafi zira'i fil kefi. Kefteki zira'ın tarafının oynak yeri. Ha burası. Taraf orası mıdır? He, burası demek. Bu oynak yeri var ya. Başlangıç mı diyor? Taraf yazı bitiş mi? Ve zendu mefsilu. Mefsil oynak. Oynak. Tarafı zira'i. Bak burası tarafı zira'dır. Fil kefi. Kefteki, yani kefe doğru zira'ın tarafındaki mefsildir. Oldu mu? Yani bu iki kemikten biri kırıldı. Veyahut da iki elin, bu bir zendir, bu bir zendir. Bunlardan biri kırıldı. Kâlel Beyhakî, bu hadisin ravilerinden biri neydi? Beyhakî. Demiş, ve sahha an İbni Ömer'e. İbn-i Ömer 73'te vefat etmiş. Hazreti Ömer'in oğlu. İbn-i Ömer'den sahih bir sahihdir ki radiyallahu anhuma ennehu mesah alel cebireti. İbn-i Ömer cebiret üzeri ne etmiş? Mesetmiş. Ama velem yu'ref lehu muhalifun mine sahabeti. İbn-i Ömer bunu yaparken bu hadis mevkuf oluyor. Sahabelerden İbn-i Ömer'e muhalefe eden herhangi bir muhalif bilinmemiş. Yani kimse karşı çıkmamış. İbn-i Ömer'in yapmış olduğu cebiretin mesleği eğer yanlış olmuş olsaydı bir sürü sahabe karşı çıkardı. Karşı çıkan olmadığına göre demek ki yaptığı şey doğrudur. Evet. وَرَوَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ İbn-i Ömer'e. Darekutni İbn-i Ömer'den rivayet etmiş. Evet. İbn-i Ömer ne diyor radiyallahu anhu? اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ. Evet. Cebireler üzerine Allah'ın Resulü mesh ediyordu. وَدَعَفَهُ. Darekutni böyle bir hadisi rivayet etmiş. Yalnız demiş bu hadis zayıftır. Evet. Bunu zayıf kılmış. Lakin صَحَحَ الْمُنْزِرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ İbn-i Ömer. Munziri sahih kılmış. Munziri değil mi? Munziri. Mundiri. Mundiriyyum.
ve gayruhum munziri bu hadisi sahih kılmış. Ve gayru gayri de sahih kılmış. Kimden? Ani İbni Ömer'e. Mevkufen aleyhi. İbni Ömer üzerine mevkuf olarak sahih kılmışlar. Evet. Yani o yapmış. O Resulullah'dan nakıl etmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu İbni Ömer tevadda'e. İbni Ömer ne etmiş? Abdest almış. Abdest almış. Ve keffuhu hal hal elida mahsuben. Herhangi kırılmadan dolayı, yaradan dolayı eli de bağlıydı, sargılıydı. Femmesseha aleyha. O eli üzerinden messe etti. Yani o isabet üzerinden messe etti. Femmesseha aleyha ve alel isabeti. Hem elini messe etti, hem isabeti ne etti? Messe etti. Aleyha ve kefi. Femmesseha aleyha ve alel isabeti. O kefini, o isabeti üzeri messe etti. Ve gassele siva zalike. Ama geri kalan yerleri de ne etti? Yıkadı. Yıkadı. Biri derse bu İbn-i Ömer'in yapmış bir olduğu bir fiildir. İbn-i Ömer şara değil, bir şey değil. Onun söylediği hüccet olmaz. Ha nakıl olursa tamam. Ama kendisi böyle bir fiil yapmış. Sahabenin işadi yanlış gidebilir. Nakli yanlış olmaz. Udurlum kulluhum. Ama işadi yanlış olabilir. Ha şimdi ne diyor? Diyor, vel mevkufu fi haza. Bu konudaki mevkuf bir hadis. Sahabenin bir hadisi kel merfu'i Allah'ın Resulü'nün hadisi merfu hadis gibidir. Niye? Li'ennel ebdale hani hamma yerine mesah bedel ediliyor ya bedeller bedeller la tunsabu bir rayi bedeller rayla dikilmez, yapılmaz. Yani şer'i bir hüküm rayla, iştihadla olmaz. Ne olmaz? Yani biriyle değiştirilmez. Biriyle ne olmaz? Değiştirilmez. Oldu mu? Evet. وَرَوَا تَبَرَانِيُّ اَنْ اَب۪ي اُمَّامَ عَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمَّا رَمَاهُ اِبْنُ قَمِئَ يَوْمَ اُحُدْ. Evet. Bakın İbn-i Kami'e yevme Uhud'da Allah'ın Resulüne ne etti? Ok attı. Ok attı. Kâle ra'eytuhu. Ben Allah'ın Resulünü gördüm ki izâ tevadda'e. Abdest alınca hallan isabeti. Çözüyordu yani şeyi, sargısını. İsabetinden çözüyordu. Yani sergisini. Sargı. Ne demek? Ey keşefe anha. Sargıyı açıyordu. O sargıyı açıyordu. İsabetini açıyordu. Ve mesaha aleyha bil vudu. Yalnız o yara üzeri ne ediyordu? Mesah ediyordu. Yıkamıyordu. Sargıyı açıyordu. Abdest sağlam yerleri yıkıyordu. Yara üzeri de mesah ediyordu. Evet. Ha yok. Keşfe anha ve mesaha aleyha bil vudu. O cebireti vudu ile ne ediyordu? Mesah ediyordu. Ey alel cebireti bi mail vudu. Abdest suyuyla o cebireti ne ediyordu? Mesediyordu. Yani yeni bir su almıyordu. Evet. O elleri ıslat ya, onunla ne ediyordu? Mesah ediyordu. Ve kâne şücce fî veşihi. Allah'ın Resulü yüzünden yara almıştı. Ve kusiret rabaiyyetuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Rabaiyyeti kırılmıştı. Evet. Bak dişlerden ne var? Senaya var. Ön iki diş. Senaya. Yanlarında rabaiyet dişleri var. Şeyin dibindeki, köpek dişlerinin dibindeki. Köpek dişi ile tabir biraz mehzun. Köpek dişi ile ön dişlerin arasındaki sanayi diş. Arasındaki dişlere de rabaiyet denilir. Evet. Köpek dişi o uzun olan dişler. Evet, evet. Allah'ın Resulü rabaiyeti kırılmıştı. O rabaiyetten maksat şey mi yani? Dörtlü mü diş? Yok yok, zaten ismi rabaiyettir. Yani dişin ismi rabaiyet. Yok anladım. Acaba dört tane olduğu için mi öyle bir... Yok ikidir. İkidir değil mi? İkidir. Ön diş onun iki. İki. Tamam. Ön diş iki tane sanayi. İki de yanında köpek. Yandaki rabaiyettir. Onların devamında da nab. Nab'ın devamında da edras. Dişler dört kısım. Sanayi, rabaiyet, nab, edras, diş.
Şimdi isabet şöyle. Yarak kırıldı, üzerine tahta koyuyorlar diyelim. O cebirettir. Onun üzerine bez sarıyorlar. Evet. O da isabettir. Allah'ın Resulü yüzündeki isabeti artık o üzerine ne var ise başörtü gibi bir şeyler vardı. Onu kaldırıyordu. Cebiretin üstünü mesediyordu. Yani der ki cebireti kaldırıyordu. Yaranın üstünü mesediyordu. Başta öyle dedi ki öyle değil. İsabeti kaldırıyordu. Cebireti mesh ediyordu. Ve ravâ Ebu Davud fî sünenihî. An Câbir kal. Harecna fî seferin. Biz bir sefere çıktık. Kim diyor? Câbir bin Abdillah diyor radıyallahu anh. Fesâbe racülen minnâ hacerun. Taş geldi. Bir kayadan geçerken birine taş isabet etti. Feşeccehu, onu yaraladı o taş. Firresi, başında onu yaraladı. Başını kırdı. Evet. Sümehteleme. Artık o gece biri de konaklarken ihtilam oldu. O ihtilam oldu. فَقَالَ لِيَسْحَابِهِ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْسَةً فِي تَيَمُّمِ. Evet. Teyemmümde bana bir ruhseti var olabilir mı misiniz? Hı-hı. Bir ruhset var mı? Teyemmüm alayım. قَالُ مَا نَجِدُ لَكَ رُخْسَةً وَاَنْتَ تَخْتِرُ عَلَى الْمَيْهِ. Senin suya gücün var. Senin için ruhset yok. Teyemmüm alma ruhsetini biz veremeyiz sana. Evet. قَالَ diyor kim? Câbir. Câbir. فَخْتَسَلَ o sahabe gusül etti, meşgul. فَمَاتَ yüzü şişti, öldü. Yara, demek yaradı büyüktü, ecel geldi. Radiyallahu anhu. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ. Biz Medine'ye Allah'ın Resulü'ne gelince اُخْبِرَ بِزَالِكَ. Allah'ın Resulü haberine o haber verildi, haber edildi. Evet. فَقَالَ قَتَلُوهُ. Onlar o adamı öldürdüler. قَتَلَهُمُ اللّٰهُ. Allah da onları öldürsün. اَلَا تَسْأَلُوا اِذْلَمْ يَعْلَمُوا. اَلَا سَأَلُوا اِذْلَمْ يَعْلَمُوا. Bilmedikleri vakit niye sormadılar? Niye kafadan böyle bir fetva verdiler? فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ. İyi kişinin, yani cahil kişinin, bilmeyenin kişi şifası es-sual-u sualdır. Onlar bilmediler, bir de sormadılar, kendi kafalarından fetva verdiler. اِنَّمَا كَانَ يَكْفِهِ. O ölen kişiye kafi idi. اَنْ يَتَيَمَّمَ تَيَمُّمْ اَلْسَد۪ي. Evet. وَيَعْسِرَ şek ravidendir. اَوْ يَعْسِبَ atı tefsir. Tayemmümünü alsadi, yarasını bağlasadi. Bak diyor, şekke Musa. Demek ki ravilerde biri Musa. Musa'dır. Musa şek etmiş. Yani yasire mi dedi ve yasibe. Yasibe mi dedi. Ha. İnne makane fi en yeteyemmeme ve ya'sire ala cürhihi, yarasına sarsaydı, evet, hırkaten bir çaput, süme yemseha aleyha, sonra hırkati mesel etseydi, ve yeksile saire cesedihi, cesedin diğer tarafı da yıkasaydı, kafi gelirdi. Kale el beyhakiyyü fil marife, İmam Beyhaki, marifet ismindeki kitabında demiş, haza essahu ma yurva fi hazel babi. Bu babda rivayet edilen hadislerin en es-sahih budur. Evet. Cebiretin üzerine mesen caiz olduğuna dair. O ma ihtilafin fi isnadi. Bu hadisin isnadındaki ihtilaf, hilafla beraber bu babda gelen hadislerin en kuvvetlisi yine budur. Ve la yumsahu satiru gayri ricli bil idafeti illa hiye. Bakın, ayağın satiri demiyoruz. Ayağın satiri hafif olursa mesh edilir. Riclin gayrisi, her hangi vücudun bir yerinden satiri mesh edilmez. İllahiye, eyil cebire diyor. Cebiret mesh edilir. Başkan mesh edilmez. Bakın, ve la yumsahu satiru gayri ricl bil idafeti. Satir gayre idafe olmuş. Gayr de ricle idafe olmuş. Fela yumsahu ala imametin. Bakın, başı setreden satır imamettir. Mes edilmez. Şafilerde edilir. Nasıl edilir? Adam
hani bir kıldan mesletme kafidir şu an. Bir yerden parmağını uzatır, farzı yerine getirmesi de, sonra sünnet için bütün sarıkını mesle eder. O yani tamim res sünnet ya, sarıkın mesle onun yerine geçiyor, farzın yerine geçmiyor. Vela kalan suvetin, kalan suvetinin mesli de caiz değil. Kalan suvet kafamızdaki külahlar gibi. Kasket değil mi kalan suvet? Yok, işte budur, bunun çeşitleri. Kalan suvet şey gibi, bu kasket. Fotora da denilir, şapkaya da denilir, külaha da denilir. Bunlar da külaha da denilir mi kalan suvet? Bunlar da kalan suvet denilir. Bunlar amdır yani. Bütün amdır. Erkeklerin başını örten herhangi bir satır, imamet hariç. Vela burku'in. Vela burku'in. Burku mesedilmez. Başörtüsü yani. Hayır, burku peçe. Kadınların yüzüne çektikleri peçedir. Yüz yıkama, yıkama yerine burku mesedilmez. Vela kufazin. Eldiven mesedilmez. Kale Muhammedun fi muvattaihi. İmam Muhammed'in neyi var? Muvatta kitabında var. İmam Malik'in muvattai değil. İmam Muhammed 179'dan etmiş, vefat etmiş. Yok, 189'dan vefat etmiş. Demiş, ehberene Malik'un kal, belagene an Cabir ennehu suyla anil imameti fekalela. Mes yok. Hatta yemezse şi're elma. Demiş şi'r. Kullarına? Yani su şi're ulaşmadığı sürece ne olmaz? Mes olmaz. Yani imametin mes'i caiz değil. Evet, hatta ki kıllara demek ki. Deyinceye kadar. Kıllara değindi mi farz yerine geldi. Sarfi mes'i zararı yok. Tabii. Ama Hanfilerde de sünnet tamim için olabilir. Gerçi burada geçmiyor. Burada diyor su kıllara değmediği sürece olmaz. Sümme kâle ve ehberena Malikun en-Nafi'in kâl ra'eytu Safiyyete ibnete Ebi Ubeyd tetevadda'u ve tenzi'u himara. Evet, çıkardı yani. Diyor Safiye ibnete Ebi Ubeyd'i gördüm ki kim söylüyor? Nafa söylüyor. Nafa İbn-i Ömer'in azat edilmiş kölesidir. Hani Malik, an Nafa, an İbn-i Ömer. Senedlerin, esanidler arasından kuvveti budur. Demiş, Raytu Safiyete İbn-i Ebi Ubey tetevadda. Gördüm ki abdest alıyor. Ve tenzeve himaraha. Himarini ne ediyor? Himarini çıkartıyor. Sümme temsahu bir resya. Başını mesediyor. Kale Nafa ve ene yevmeyzin sagırın. Ben o gün yani biri değilse senin yanında başını nasıl açtı? Açtı diyor, ben küçüktüm. Kale Muhammedun bihaza neahuzun. İmam Muhammed biz bununla amel ediyoruz. La yumsahu ala himarin ve la ala imametin. Oldu. Biz böyle yapmayız. Belagana ennel meshem alel imam imameti kane esiden vardı. Fetürike sonra terk edildi. Nasıl var, nasıl terk edilir? Ey fesale mensuh. Evvelül İslamiyet'te vardı, sonra nesih edildi. Ve ecazehul evza'iyyu mesu alel imam imamet İmam Evza'yı cari istiyormuş. Evet. Hangi mezhebdendir İmam Evza'yı? Kendi mezhebi. Kendi pisi mezhebdir. Evet, zaten İmam Azam 150'de vefat etmiş. Bu da 158'de. Yani İmam Azam ve muhasir diğer imamların hepsinden büyük. Bazıları İmam Şafii'nin hocası diyorlar, ben bunu bilmiyorum. İmam Şafii bu vefat ederken İmam Şafii 58 yani 8 yaşındaymış veya 7. Ha, o zaman o yaşta bir ders vermişse olabilir. Evet. Kur'an dersi veya benzeri. Evet. Ve Ahmet, İmam Ahmet, evet. 200 kaç? 41. 41. Ve Ehl-ü Zahar bu bir mezhebde tevil yapmayanlar. Onlar caiz görmüşler mesleği alel imameti. Evet. Ve kalu sahha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem messehala imameti ve hufeyi. İkisinde mezhebi. Fakat Ravan Hanifiler diyorlar bu hadis mensup.
Şafiler diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip olan mesleği ettikten sonra tamim için mesleği yapmış. Fakat rava yani, tamim şey yani başı tamim etmek için yani başı tamim mesleği sünnet ya. Kaplama mesleği. Kaplama mesleği. Onun yerine sarıkın üstün mesleği etmiş. Fakat rava Ebu Davud fi sünnenihi. Ebu Davud'un vefatı kaç? 279. 275. Ve İbn-i Hüzeyme 311. Fi sahihi İbn-i Hüzeyme sahihinde. Vel Hakim 405'te vefat etmiş. Ve sahihahu. Hakim hem rivayet etmiş hem demiş bu hadis sahihindir. Enne Abdurrahman ibn Avf se'ele Bilalen an vudu'i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fakale kane yahrucu yakti hacetehu. Allah'ın Resulü çıkar hacetini gideriyordum. Evet. Faati bil mai, ben ona su getiriyordum. Feyetevadda'u, abdest alıyordum. Ve yemsahu ala imametihi ve muqeyhi. Muqey cürmuk demektir. Cürmuk yani bot, çizme vesaire. Kufun üzerine genile. Ve rava Taberani fi mu'cemihi. İmam Taberani'nin üç kitabı var. Mu'cemus Sagir, Mu'cemul Kebir, Mu'cemul Vesi. Mutlak Taberani zikredildiği zaman Mu'cemul Kebir'dir. An Ali ibni Ebi Talib kal, za'me Bilalun, Hazreti Ali diyor, Bilal diyor ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yemsahu alel muqayni vel khimari. Diyor Bilal öyle diyor. Yani ben görmemişim, ben bilmiyorum. O öyle diyor. Evet. Ve rava'l Beyhaki fi sunenihi an Enes ve Taberani an Ebi Zerr. Ne rivayet etmiş Beyhaki, Taberani mislehu. Bu hadisin misli. Allah'ın Resulü muqayn khimari mesletmiş. Evet. İmam Bey. He. Peki biz Hanefi olarak mesu alel khimar alel muqayn caiz görmüyoruz. Bu hadise ne cevap veriyoruz? Vel cevap ennehum mensuhun. Demin dedik ya, evet. Bu hadis mensuhtur. Ev kâne bi özrin bir resi yahut Allah'ın Resulü'nün başından bir özür vardı. Ve ma vücudil ihtimali diyelim özür yok. Özür yok. Mensuh da değil. Yok öyle demeyelim. Hayır. Mensuh ihtimali var mı? Var. Başında özür ihtimali var mı? Var. Ve mal ihtimali ihtimalle birlikte la yesuh lil istidlali. Vallahu teala a'lemu bil ahvali. Ahvalları daha iyi bilen Allah'tır. Yani bir şeyin delil olması için kat'i olması lazım. Bir şeyde başka bir ihtimal varsa o istidlala elverişli olmaz. Bu hadisin nasıl ihtimali var mı? Var. Var. Özür ihtimali var mı? Var. Öyleyse ne olmaz? Elverişli olmaz. Hüccet olmaz. Olmaz. Delil olmaz. Yani imamet, cürmukayının mesle caiz olduğuna dair delil olmaz. Bir de ma'annel istidlale bil hadisi la yetimmu. İstidlale bil hadis ne olmuyor? Tamam. Tamam olmuyor. Yani bu hadis mensuh değil diyelim. Özür ihtimali de yok diyelim. Yok. Bu hadis delil olarak tam bir delil olmaz. Niye? Lianna kavlehu ta'ala vemsahu bi ru'usikum. Bu yaktedi ademe cevazi mesi gayri reisi. Evet, öyle gerekiyor. Öyle istiyor. Vemsahû bi rûsikum. Bu yaktedi ademe cevazi mesi gayri reisi. Evet. Feyekunul amelu bihi ziyadeten aleyhi bi haberil vahdi. O zaman feyekunul amelu bihi bu hadisle amel etmek hadisle mi? He. Ziyadeten aleyhi hani mesu reisin ziyadesi üzerine amel etmek o ziyade kısmına o bi haberil vahdi vahadan haberil oluyor. Evet. Halbuki ve ve la yecüz haberi vahad delil olmaz. Ve innema cazel mesu alel hufi. Peki bu niye caiz? Bu da haberul ahadır. Likevni haberihi bu mesul hufun haberi tecavüze an haddil ahadi. Bu ahadların sınırını aşmış. Tevatüra ulaşmış. Vallahu Teala a'lemu bil murad. Oldum. Eyvah. Burada yeterli olsun. Allah huzur celal hepsinden razı olsun. Yarından nevaqidul mesi alel hufene kadar bakın.
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب